İtibar haber. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerim, hepinizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu geri kalan ömrümüzün Rabbimizin razı olduğu bir şekilde kamil iman ve o imanın gereği olan salih amelle birlikte sıhhat, afiyet ve ferahlık içerisinde geçirilmesinin duası ve temennisi niyazı ile programımıza başlıyoruz. Öncelikle teberrüken şu salatü selamı okuyoruz. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tamma ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bihil ukadu ve tenfericu bihil kürabu ve tukuzza bihil havaic ve tunalu bihir regaibu ve husnul havatim ve yüstezkal gamamu bi veçihil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli malûminlek. Muhterem dinleyenlerim, bu programımızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisi üzerinde durmaya çalışacağız. Allah-u Teala ve onun elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi sevmek, olgun imanın bir işareti, alameti olarak kabul edilmiştir. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Selâsün men künne fîhinne vecede halâvetel iman. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o şahıs imanın tadını tadar. İmanın lezzetini bulmuş olur. Rabbim bize de bunu nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bunlardan birincisi, en yekûnallâhu ve resûluhu ehabbe ileyhi mimma sivâhuma. Allah-u Teala ve Resulünü herkesten fazla sevmek. Allah-u Teala ve Resulü, onun dışında ne varsa hepsinden daha fazla sevgili olmak. İkincisi, ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillahi. Sevdiğini Allah için sevmek. Bir insanı şu veya bu menfaat sebebiyle değil, sadece ve sadece Allah-u Teala için, onun rızası için sevmek. Ve en yekrehe en yaude fil küfri kema yekrehu en yukzefe fin nari. Allah-u Teala kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre, yani kafirliğe dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Evet, işte bu şekilde buyuran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu sevgiyi gönlünde taşıyanların, yani Allah-u Teala ve Resulünün sevgisini gönlünde taşıyanların imanın tadını alacaklarını
müjdelemektedir. Muhterem dinleyenlerim, inandım demenin ameli bazdaki aksiyonu bu hadisi şeriftir. Bir kulun Allah-u Teala'yı sevmesi, onu tanıması ve devamlı bir şekilde ondan korkması, saygı duyması, itaat etmesi, kalbini onunla ve onun zikriyle meşgul etmesi ve kendini onun huzurunda bulundurmasıdır. Yine bir kimsenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmesi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözüne, fiiline ve kendisine mahsus olmayan hallerine uyması, yani ona ittiba etmesidir. Muhterem dinleyenlerim, kısacası imanın lezzetine varabilmek için Allah-u Teala ve Resulünü her şeyden fazla sevmek, karşılığını sadece yaratandan bekleyerek sevmek, küfre yani kafirliğe dönmeyi ölüm pahasına da olsa reddetmek, imanın hakiki lezzetinin sevgi ve fedakarlık yolundan geçtiğini bilmek, özsüz şekilciliğin Allah katındaki değerinin olmadığını bilmek gerekir. İmanla tatlılık arasındaki münasebet ikisinin de lezzet verici olmalarıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benzetme yoluyla bir eğitim örneğini sergilemiştir. Yine sevginin önemini vurgulayan sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُونَ حَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ Canımı kudret elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki sizden birinize ben annesinden, babasından, aile efradından, yani eşinden, çocuklarından ve diğer bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça o kişi bana ve tebliğ ettiğim İslam dinine tam anlamıyla iman etmemiştir. Evet, sevgili Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu hadisi şerif işitince, ya Resulallah, sen bana nefsimden, yani canımdan başka her şeyden daha sevgilisin dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, la, hayır Ömer. Vellezî nefsî biyedihî hatta ekûne habbe ileyke min nefsike. Ya Ömer, nefsinden de canından da daha sevgili olmalıyım buyuruyor Efendimiz. Yani olmadıkça olmaz. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhu nefsimden de diyerek durumunu arz etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz el-âne ya Ömer, ya Ömer işte şimdi oldu şeklinde Efendimiz buyuruyor. Muhterem dinleyenlerim, görüldüğü üzere sevgide öncelik sırası ve en geçerli olanı Allah-u Teala ve onun elçisine karşı beslenen sevgidir. Dolayısıyla öncelikle
kendi kalbimize, eşimizin ve çocuklarımızın kalbine böyle bir Allah ve peygamber sevgisini yerleştirmek mecburiyetindeyiz. Edibu evladekum ala hubbillah ve ala hubbi resulillah buyurulmuştur. Yani çocuklarınızı Allah ve peygamber sevgisi üzere büyütünüz, yetiştiriniz, onları öyle terbiye ediniz. Çocuğunuzu kucağa aldığınız zaman, oğlum kızım en çok kimi seviyorsun diye sorduğumuzda, olur ya çocuk artık anne, baba, dede, nine, dayı, hala, amca kimi derse desin, mutlaka düzeltmeli ve en çok Allah'ı seviyorum, sonra peygamberi seviyorum. Bunu dedirtin çocuğunu da. Çocuğunuzun kalbinde mutlaka Allah ve peygamber sevgisi olsun. Merak etmeyin, eğer çocuğunuzun kalbinde Allah ve peygamber sevgisi olursa, o zaten annesini de sever, babasını da sever. Ancak eğer çocuğunuzun kalbinde Allah ve peygamber sevgisi olmazsa, size muhtaç olduğu bir yaşa kadar, zamana kadar en çok annemi seviyorum ve babamı seviyorum der. O ihtiyaç dönemi bittikten sonra artık size sırt döner. Rabbim muhafaza eylesin. O bakımdan muhterem dinleyenlerim, anneler, babalar, ne olur çocuklarımızı Allah ve peygamber sevgisi üzere yetiştirmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'yı sevmenin ön şartı olarak, evet muhterem dinleyenlerim, bakın dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'yı sevmenin ön şartı olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olunması gerektiği ifade edilmektedir. Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime, unutmayalım bu ayet-i kerimeyi. Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kul ey Habibim söyle. Ya Muhammed söyle. İn kuntum tuhibbunallah. Eğer Allah Teala'yı tam bir manada kemal-i hulus ile seviyorsanız, fettebi'uni, bana tabi olunuz, bana ittiba ediniz ki yuhibbukumullahu, Allahu Teala da sizi sevsin ve yağfir lekum zunubekum, ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim, Allahu Teala kullarına çok, kullarını çok mağfiret edici ve onlara çok merhamet edicidir. Evet muhterem dinleyenlerim, bakınız Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Bize sorulsa, şöyle 3 soru sorulsa, Allah-u Teala'yı seviyor musunuz? Bu soru karşısında şaşırır ve elbette seviyoruz deriz. Sonra böyle soru olur mu diye icabına tepki gösteririz. Allah-u Teala sevgisini gün be gün artırsın. Elbette Allah-u Teala'yı seviyoruz. İkinci soru, Allah-u Teala tarafından sevilmek istiyor musunuz? Kim istemez ki? Muhterem dinleyenlerim, sevmek önemli ama sevilmek daha önemli. Siz sevmişsiniz fakat karşı taraf sizi sevmemişse bir kıymeti yok. Evet, Allah'ı sevmek önemli ama sevilmek daha önemli. Ya Rabbi cümlemizi sevdiğin kullarından eyle. Amin. Üçüncü soru, günahlarımızın bağışlanmasını istiyor muyuz? Kim istemez ki? Ya Rabbi sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizi affeyle ya Rabbi. Annemizi affeyle. Babamızı affeyle. Eşimizi affeyle. Çocuklarımızı affeyle. Torunlarımızı affeyle. Damatlarımızı affeyle, gelinlerimizi affeyle, kardeşlerimizi affeyle, akrabalarımızı affeyle, bütün müminler affeyle ya Rabbi. Affetmediğin bir günahımız kalmasın ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin.
Evet muhterem dinleyenlerim, af olunmak ne kadar güzel bir şey. Üç soru bakın. Allah'ı sevmek, Allah tarafına sevilmek ve günahlarımızın bağışlanması. İşte bu üç sorunun cevabı arz ettiğim Ali İmran suresinde. Bütün bunlar gösteriyor ki muhterem dinleyenlerim, bakın altını çizerek önemli söylüyorum. Bütün bunlar gösteriyor ki Allah-u Teala'yı seven ve Allah Teala tarafından da sevilen ve günahları mağfiret olunmuş bir kul olabilmek için tek çare, evet tek çare, şahsi hayatımızda, ev hayatımızda, iş hayatımızda kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ittiba etmektir. Onu sevmektir ve ona itaat etmektir. Bunun başka yolu yok muhterem dinleyenlerim. O halde şahsi hayatımızı, ev hayatımızı, iş hayatımızı şöyle bir gözden geçirelim. Ne kadar Allah-u Teala'ya ve onun Resulüne uyabiliyoruz. Binaenaleyh Allah'ın sevgisini iddia edip de, yani ben Allah-u Teala'yı seviyorum deyip de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine muhalefette bulunan kimse bu iddiasında samimi değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi sevmek demek, onun sünnetine uymak ve onu hayata geçirmek demektir. Nitekim sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır: Men ahya sünneti fekad ehabbeni. Sünnetimi ihya eden, şahsi hayatında, ev hayatında, iş hayatında benim sünnetime, benim yoluma dikkat eden kimse beni sevmiş demektir. وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. Beni seven ise cennette benimle beraber olur buyuruyor sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet muhterem dinleyenlerim, genel olarak baktığımızda Müslümanlarda, milletimizde Allah-u Teala'nın ve Resulünün sevgisini görüyoruz. Ben bunlardan bazı örnekler sunmak istiyorum. Bunlardan birincisi, ne zaman ve nerede olsun sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ismi anıldığında bizim geleneğimizde salat ve selam getirerek sözlü ve sağ el kalbin üzerine, bu şekilde sağ elimizi kalbin üzerine koymak, götürmek suretiyle ona olan kalbi bağlılığımız ifade edilmektedir. Hem salatü selam okuyoruz, bu bağlılığı sözlü ifade ediyoruz, hem de elimizi kalbimizin üzerine götürerek bağlılığımızı ifade ediyoruz. Bu kainatın efendisine duyulan sevginin sözlü ve tatbikatlı bir ifadesi olmuş oluyor. Çok güzel olmuş oluyor. Bizim milletimizde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevgisi öyle önem veriliyor ki bu sevgiye, dualarda hep onun şefaati talep edilmektedir. Ya Rabbi bizi sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama komşu eyle, onun şefaatine nail eyle diye dua edilmektedir. Hatta birine öfke duyulduğu zaman peygamber şefaatinden mahrum kalasın denilmesi bile bunun ne kadar önemli olduğunu ifade etmektedir. Yine milletimiz, bilhassa Anadolu insanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan sevgisinden ve bağlılığından dolayı çocuklarına onu hatırlatacak isimler vermektedir. Erkek çocuklarına Mehmet,
Ahmet, Mustafa ve Mahmut ve benzer isimler tercih ediliyor. Hatta bu hususta çok bir inceliğe dikkat edilerek Muhammed ismini verecek olursa, olur ki bir saygısızlık olur düşüncesiyle Muhammed ismi Mehmet şekline çevrilmiştir. Aslında Muhammed denilince, eğer sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kast edilirse salatü selam getirmek gerekir. Yok bir başkası, mesela çocuğunuz kast edilmiş olursa salatü selam getirmek gerek yok. Fakat buna rağmen bizim milletimiz elhamdülillah bu sevgiden ve saygıdan dolayı Muhammed yerine Mehmet şeklinde isim vermeyi daha uygun görmüşlerdir. Yine bu duygu ve hasret kız çocukları için geçerlidir. Bilindiği gibi gül ve kokusu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin teninden meydana geldiği söylenmekte ve bu sebeple gül motifi onun bir simgesi olarak kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güle benzetildiği için edebiyatımızda gül motifi çok kullanılmıştır. Fuzuli'nin ifadesiyle, evet, meşhur şair Fuzuli'nin ifadesiyle bahçıvan, muhterem dinleyenler dikkat edin, altını çizerek okuyorum bakın, bahçıvan ne kadar uğraşırsa uğraşsın onun gibi bir gül yetiştiremeyecektir. Allah Allah. Şu peygamber sevgisinin ifadesine bakın. Bahçıvan ne kadar uğraşırsa uğraşsın onun gibi bir gül yetiştiremeyecektir. O yüzden bizim insanımız, Müslümanlar çocuklara isim verirken yine gül geçen isimlerin tercih edildiğini görüyoruz. Mesela Gülnur, bakıyorsun kız çocuklarına Gülnur, Gülbu, Gülşen, Gülendam, Ayşenur ve benzeri isimler konulurken hep bu duygu, düşünce ve sevgi ifade edilmektedir. Yine bu konuyu edebiyatta da görüyoruz. Mesela Yunus'un asırlar öncesi söylediği şu dörtlüğü hatırlıyoruz. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed, şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ali Ulvi kurucu, merhum hoca efendi, gönlüm sana aşık, sana hayrandır efendim, bir ben değil, alem sana kurbandır efendim, canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ne güzel ifadeler. Süleyman Çelebi mevlidinde ise, ey gönüller derdinin dermanı sen, ey yaratılmışların sultanı sen. Üstad merhum Necip Fazıl ise, müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim demektedir. Ne güzel bir sevgi. Rabbim cümlemize bu duyguları, bu düşünceleri ve bu sevgileri ihsan eylesin. Bakın üstad merhum Necip Fazıl, müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyor. Evet muhterem dinleyenlerim, yine bilindiği üzere yüce dinimiz vatan, hürriyet, cihat ve şehitlik gibi konulara önem vermektedir. Bunları korumaya çalışan bir milletin ordusunun fertlerine adeta
Hazreti Peygamber sallallahu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gözüyle bakılmasından dolayı küçük ve sevimli Muhammed manasına gelen Mehmetçik ismi verilmiştir. Evet, askerlerimize Rabbim onları muhafaza eylesin, razı olduğu şeylerde muvaffak eylesin. Mehmetçik ismi verilmiştir. Onun mensup olduğu askerlik mesleğiyle icra ettiği görev ve hizmetinin önemini vurgulamak için de asker ocağına peygamber ocağı denmiştir. Evet, buradan dinimizin askerlere ve asker ocağına ve peygamber sevgisine ne kadar önem verildiği ve ne kadar bir irtibat bulunduğunu anlamak mümkündür. İşte bu önemi anladığımız ve bu irtibatı sağladığımız zaman mesele halledilmiştir. Bu önemi unutturmak isteyenlere ve bu irtibatı kopartmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Yavuz Sultan Selim tarafından bazı mukaddes emanetlerin Topkapı Sarayı'na nakledilerek burada muhafaza edilmesi milletimize ayrı bir haz ve heyecan verilmiştir. Yüzyıllar boyunca bu mukaddes emanetin bulunduğu dairede gece ve gündüz ara verilmeksizin günümüzde bile aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okunması teamül haline getirilmiştir. Diğer yandan her yıl Ramazan ayında binlerce insan Hırka-i Şerif Camii'ni ziyaret ederek ona karşı olan sevgi ve hasretini gidermektedir ve bunu ifade etmektedir. Yine muhterem dinleyenlerim, Anadolu'muzun hemen hemen her yerinde hayırlı bir iş, hangi hayırlı iş olursa olsun, hep buna Allah-u Teala'nın ismi, sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirilerek başlanılması yine bu sevgiyi ifade etmektedir. Bir de yine şunu ifade etmek istiyorum. Mesela bir kız istemeye gidildiğinde Allah'ın emriyle ve peygamberin kavliyle başlanılması yine aynı sevgiyi ve itaati ifade etmektedir. Bunun daha örneklerini çoğaltabiliriz. Ancak ben tabi program gereği daha fazla örnek verme durumum yok. Fakat edebiyatımızda da bunun çok örneklerini görüyoruz. Mesela Süleyman Çelebi merhum mevlidinde şöyle ifade ediyor. Merhaba ey asi ümmet melce'i, merhaba ey çaresizler eşfe'i. Yani ey asi ümmetin sığınacağı kişi, merhaba ey peygamber anlamına. Ve yine çaresizlerin şefaatçısı ey peygamber merhaba. Ey cemali gül yüzü Bedri Münir, ey kamu düşmüşlere sen ders gir şeklinde ifade edilmektedir. Yine hac yapmak üzere ve umre yapmak üzere mukaddes topraklara giden kimseler uğurlanırken, inşallah muhterem dinleyenlerim, biz de bu yıl umremizi her yıl olduğu gibi Recep ayında yapmayı düşünüyoruz. Ve Miraç gecesini, bu yıl Miraç gecesini inşallah mukaddes topraklarda, Mekke-i Mükerreme'de umre yaparak idrak edip ihya etmeyi düşünüyoruz. O bakımdan nasip olursa 25 Temmuz'da umreye gitmeyi düşünüyoruz. 25 Temmuz'da gidilecek ve umreler yapılacak. Miraç gecesini umreyle inşallah ihya etmeye
çalışacağız. Rabbim nasip ve müessir eylesin. O bakımdan bizimle beraber umreye gelmek isteyen dinleyicilerimiz artık o tarih uygun geliyorsa bizimle gelebilirler, iştirak edebilirler. 25 Temmuz'da gidilecek 2 haftalık bir program. Tabii daha az ve daha fazla kalmak isteyenler kalabilirler. Biz 2 hafta kalıyoruz. 25 Temmuz'da gidilecek ve toprak turizmle beraber inşallah gidip geleceğiz. O bakımdan şimdiden toprak turizme kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Yani olur ki yer kalmaz. Rabbim nasip ve müessir eylesin. Yine umreye gitmek isteyen bütün kardeşlerime benim yıllardır tecrübeme dayanarak hazırlamış olduğum Ya Rabbi umre yapmak istiyorum. Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Eserimi tavsiye ediyorum. Bu eserimi almadan sakın umreye gitmeyin. Sadece umreyi okuyacaksınız. Hac umre rehberlerinde konular genellikle birbirine girmiş olarak anlatılıyor. Neresinde umre anlatılıyor bulmak zor. Bu eserimizde sadece ve sadece umreyi anlatıyoruz. O bakımdan hakikaten çok faydalı bir çalışma oldu elhamdülillah. O bakımdan bu eserimi mutlaka alın. Ya Rabbi senin rızan için umre yapmak istiyorum. Ve öyle umreye gidin. Bu eserimi TRK yayın evinden ve diğer yayın evlerini temin edebilirsiniz. TRK yayın evi 0212 621 76 82 0212 621 76 82 buradan temin edebilirsiniz. Evet, bunu da böyle kısaca söylemiş olayım. Hacca ve umreye gidilirken Rabbim hepimize nasip ve müessir eylesin. Uğurlama yapılırken genellikle ne söyleniyor? Bizden selam götürün. Yani hacca ve umreye gidenlere ne tembih ediliyor? Ne olur? Bizden selam götürün deniliyor ve selam söyleniyor. Hac ve umre yapanlarda mutlaka Medine-i Münevver'i ziyaret ederler. Aslında hac ve umre ile alakalı bütün ibadetler Mekke-i Mükerreme'de yapılmaktadır. Yani bir insan sadece Mekke-i Mükerreme'ye gitse hac ve umre ibadetini yapmış olur. Yani Medine-i Münevver'e gitmese yine hac ve umre ibadeti yapmış olur. Ancak tabii büyük bir sevaptan mahrum olur. Çünkü Medine-i Münevvere'ye gitmemek hakikaten bir katı yüreklilik olmuş olur. Ve büyük bir sevaptan mahrum kalınır. O bakımdan büyüklerimiz, ulemamız, fukahamız Medine-i Münevvere'yi de ziyaret etmek, sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek vacip derecesinde önemli kabul edilmiştir. Bu da sevgili Peygamber Efendimiz'e duyulan sevginin bir görüntüsü olmuş oluyor. Yine bazı kimseler, Allah dostları öyle aşık olmuşlar ki kendileri gidememişler. Selam gönderecek kimse bulamamışlar ve sabah namazı vakti dışarı çıkıyorlar. Çok tatlı ve güzel esen, bakın rüzgar ile nasıl selam gönderiyorlar. Şu aşka, şu sevgiye bakın muhterem dinleyenlerim. Ey Bağdı Saba, uğrarsa yolun semti haremeyne, tazimimi arz eyle Resulü sekaleyne. Şahidim arzu semadır bütün ecramiyle, aşıkım sıdk ile ben Hazreti Şahı Rusule. Yansa da kalbim bu hasret ile, takatim yok dilimin halini takrire bile. Ey Bağdı Saba, uğrarsa yolun semti haremeyne, selamımı arz eyle Resulü sekaleyne. Allah Allah. Ya Rabbi, böyle bir aşkı, böyle bir sevgiyi bizlere de ihsan eyle. Amin. Bakın ne kadar güzel bir şey. Yine muhterem dinleyenlerim, meşhur şairlerimizden Fuzuli de Su kasidesinde Fırat ve Dicle'nin aktığı istikameti,
ki güney istikametine doğru akıyor. Evet, Fırat ve Dicle'nin aktığı istikameti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istikameti olarak değerlendirerek bu iki nehrin başlarını taştan taşa vurup o yöne doğru yol almalarını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşmanın çırpınışları olarak değerlendirmektedir. Aman Allah'ım, ne güzel bir değerlendirme. Ve bakın Fuzuli o meşhur Su Kadis kasidesinde ne diyor? Ravza-i kuyuna her dem durmayıp eyler güzar aşık olmuş galiba ol serliği hoş reftare su haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl başını taştan taşa urur gezer avare su. Aman Allah'ım, ne güzel bir ifade. Muhterem dinleyenlerim, yine bir numune imtisal, yani güzel bir örnek olması bakımından yine meşhur şairlerimizden Nabi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ziyaretini sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Bir atifet olarak, bir lütuf olarak zamanının paşalarından biri şair Nabi'yi hacca götürür. Ve Medine-i Münevvere'ye doğru yaklaşılır. Artık o zamanki seyahat imkanları mahfel üzerinde gidiliyor. Ve nihayet Medine-i Münevvere'ye yaklaşınca Kubbe-i Hadra, yani Yeşil Kubbe, Allah Allah, uzaktan görülüyor. Nabi hürmet ve edeple çok hareket ediyor. Ama etrafta edebe aykırı bazı davranışlar görüyor. Seher vakti böyle Mescid-i Nebevi'ye doğru hareket ediliyor. Derken Nabi kendi kendine şu beyitleri söylüyor. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Murat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metafı kutsiyandır. Busegahı enbiyadır bu. Bu mısraları artık gayri ihtiyari söylüyor. Dilinden dökülüyor. Bunu ah çok duyan yanındaki paşa, ne o diyor Nabi, gene bir varidat mı var deyince, Nabi hayır paşam diyor, işte bir şeyler söylendim diyor. Ravza-i Mutahhar'a yaklaştık. Bakın Kubbe-i Hadra da gözüktü. Biraz heyecanlandım diyor. Birkaç mısra söyledim diyor. Paşa neydi bir tekrar et diyor. Nabi aynı beyitleri, sakın terki edepten, yani edebi terk etmekten, edepsiz davranmaktan son derece sakın buralarda. Kuyu mahbubudadır bu. Çünkü burası Allah-u Teala'nın çok sevdiği, peygamberinin bulunduğu yerdir burası. Nazargahı ilahidir. Allah-u Teala'nın devamlı nazar ettiği, baktığı bir yerdir burası. Makamı Mustafa'dır bu. Ve Efendimiz'in makamıdır bu. Bu beyitleri böyle söylüyor. Paşa da tabii bu beyitlerden çok duygulanıyor. Duygulanmamak mümkün değil. Ravza-i Mutahhare'ye doğru yaklaşıyorlar. Ezan, sabah ezanı okunmaya başlıyor. Ezanı tabi büyük bir edeple dinliyorlar ve Ravza-i Mutahhar'a doğru da geliyorlar. Derken ezanın sonunda müezzin Nabi'nin bu beyitlerini söylüyor minareden.
Nabi de paşa da şaşırıyor. Aman paşam nasıl olur? Ben bunları bir yerden okumadım ve kimseye de önce söylemedim. İlk defa benim aklıma şimdi geldi, bu nasıl olur deyince paşa öğreniriz diyor ve mescide giriyorlar. Namazı kılıyorlar, sabah namazını. Namazdan sonra paşa müezzini soruyor, yanına varıyorlar ve diyorlar ki ey müezzin efendi, ezan okunduktan sonra sen bir beyit okudun, bunun nasıl, neden okudun diye sorunca müezzin söylemem diyor. Paşa söyle diyor, bak ben paşayım diyor, söylemen lazım deyince kim olursan olun söylemem diyor. İsterseniz kellemi alın diyor, başımı alsalar da bu söylenmez diyor. Nabi diyor ki ama ben bunu daha önce hiç kimseye söylemedim ki deyince müezzin Nabi'ye dönerek yoksa siz Nabi misiniz diyor. Nabi de evet deyince müezzin Nabi'ye sarılıyor ve diyor ki bu gece sevgili Peygamber Efendimiz'i rüyada gördüm diyor müezzin. Bana dedi ki ey müezzin, beni çok seven ümmetimden Nabi beni ziyarete geliyor. Onu onun beyitleriyle karşıla diyor ve bu beyitleri bana rüyamda sevgili Peygamber Efendimiz öğretti diyor. Evet muhterem dinleyenlerim, bakın ne Allah dostları var. Rabbim bize de bunu nasip eylesin. Peki nasıl olacak yani? Nasıl olacak? Önce iman ederek olacak. O inancımızı yaşayarak olacak yani. Şu anda neye sahibiz dünyalık olarak? Düşünelim. Bu sahip olduğumuz şeyleri kazanmak için gösterdiğimiz gayreti, böyle bir sevgiyi kazanmak için harcasaydık, biz de kazanırdık muhterem dinleyenlerim. Ama sadece sözlü bir Müslümanlık. İşte 5 vakit namaz, başka bir şey yok. Rabbim halimiz iyi ede. Evet, muhterem dinleyenlerim, ben de biraz duygulandım. Konuşmakta zorlanıyorum ama yine ifade edeceğiz. Muhabbetten Muhammed hasıl oldu. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Hiçbir şey hasıl olmaz. Evet, nice Allah dostları, Yunus Emre, arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Evet, bu sözleriyle yine Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sevgisini çok açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Yine yakın tarihimizin şairlerinden birinin duyguları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım,
Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım, senin için görülen bir düşte ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığım kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım, hutben okunur minberi bakada, hükmün tutulur mahkemeyi ruzi cezada, gülbankı kudumun çekilir arş-ı hudada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Evet, ne güzel ifade edilmiş. Ya Rabbi cümlemize bunu nasip ve müyesser eyle. Amin. Muhterem dinleyenlerim, Allah-u Teala'yı ve Resulünü sevmek, maddi ve manevi saadetin temelidir. Bir adam geliyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. Efendimiz, kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki kesin bilgi Allah katında. Onu Allah'tan başka kimse bilmez. Bunu ifade ettikten sonra مَا عَادَتَّ لَهَا, sen onun için ne hazırladın diye soruyor. Evet muhterem dinleyenlerim, kıyamet için ne hazırlıyoruz? Her an kendi kıyametimiz olan ölüm her an gelebilir. Ne hazırladık? Efendimiz bunu soruyor. Adam bir mahcubiyet içerisinde, ya Resulallah, kıyamet için çok nafile namaz, çok nafile oruç ve çok nafile sadaka hazırlayamadım. Namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerde eksikliğim olabilir. Ama ya Resulallah, ben Allah'ı ve seni çok seviyorum ya Resulallah. Allah'a ve Resulüne sevgim tamdır. Bunda eksiklik yoktur dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ente ma'a men ahbebte, sen sevdiğinle beraber olacaksın buyuruyor. Evet, sen sevdiğinle beraber olacaksın. Madem ki sen Allah-u Teala'yı ve Resulünü bu kadar çok seviyorsun ve kıyamet için bunu hazırladın, o halde onlarla beraber olacaksın. El mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Muhterem dinleyenlerim, bu dünyada kimi seviyorsanız yarın ahirette onunla beraber olacaksınız. O bakımdan sevdiklerine dikkat edin. Kimi seviyorsunuz? Yarın ahirette beraber olmak istemediğiniz kimseleri sevmeyin. İşte bu hadis-i şerifi okuyunca ümidimiz artmaktadır. Muhterem dinleyenlerim, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ancak Nisa suresi 69. ayet-i kerimeyle kısaca arz etmek istiyorum. Nisa suresi ayet 69. Sahabe-i kiramdan Sevban radıyallahu anhu. Kim? Sevban. Erkek çocuklarınıza bu ismi takabilirsiniz. Sevban. Bazen dinleyicilerimiz bana telefonla öyle acayip isimler soruyorlar ki, hocam çocuğumuza şu isim takılabilir mi?
Ben de merak ediyorum ya, böyle garip, acayip isimleri nereden buluyorsunuz? Efendim, kimsede olmayan bir isim olsun diyorlar. Böyle bir düşünce doğru olabilir mi? Çocuğumuza güzel isim takmamız lazım. İsim takmak deyip geçmeyin. Anne babanın en önemli görevidir, vazifesidir. Çocuk dünyaya gelince sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirecek ve güzel bir isim takacak. Böylelikle çocuğuna da en önemli nasihatı yapacak. Ey oğlum, kızım, bak, dikkat et, gözünü iyi aç. Dünyaya yeni geldin ama bak, ezanın okundu, kametin getirildi, birazdan namazın kılınacak. Muhterem dinleyenlerim, her farz namazın ezanı ve kameti var. Cenaze namazı da farz. Hani bunun ezan ve kameti? Hiç cenaze namazı kılınırken ezan okunduğunu, kamet getirildiğini duydunuz mu hiç? Yok. Neden? Çünkü o cenaze namazın ezan ve kameti dünyaya gelince getiriliyor ondan. Evet, bu nasihat da yapılmış oluyor. Bir nevi diğer bir büyüğümüzün dediği gibi, ya dariki vakt ameden heme handan kiryan tü inzi ki reften tü heme kiryan handan tü. Allah Allah, hatırlıyor musun o vakti ki sen dünyaya gelmiştin, herkes gülüyordu, doğum sancısından daha yeni kurtulmuş o annen bile, annecağızın bile gülüyordu. Koşun, müjde verin, bir oğlumuz, bir kızımız oldu diye herkes seviniyordu ama sen ağlıyordun. Bu dünyada öyle bir yaşa ki, evet, bu dünyada öyle bir yaşa ki, sen gittiğin zaman, sen öldüğün zaman, arkandan herkes ağlarken sen güle güle git. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle ve Firdevs cennetiyle müşerref olmanın sevinciyle ve güle güle git. Evet muhterem dinleyenlerim, bakın, ezan ve kamet okumanın ve çocuğa güzel bir isim takmanın önemi bu kadar büyük. Her neyse, konuyu dağıtmayalım. Sevban ismini takabilirsiniz erkek çocuklarınıza, sahabe ismidir. Bir gün huzura geliyor Sevban. Efendimiz bakıyor ki rengi atmış, benzi sararmış, hasta bir hali var. Ey Sevban, neyin var, hasta mısın sen? Ya Resulallah, benim ağrıyan, sızlayan hiçbir tarafım yok. Hasta değilim. Ancak ya Resulallah, benim şöyle bir endişem var. Ya Resulallah, ben seni çok seviyorum. Senin ayrılığına dayanamıyorum. Mescitte beraber oluyoruz, namazımızı kılıyoruz. Evime, işime gidiyorum. Seni özlüyorum. Hemen mescide koşup seni görünce rahatlıyorum. Dünyada böyle. Ama bir de ahiret aklıma geliyor. Ahirette sen kainatın efendisi, iki cihanın efendisi olarak, senin yerin çok yükseklerde olacak. Cennetin en yüksek derecelerinde olacaksın. Ben ise sıradan bir mümin olarak, cennete girsem bile aşağı tabakalarda olacağım. Bir de girememe tehlikesi de var. Ve her iki durumda seni görememe durumu var. İşte ben buna dayanamıyorum. Ben senin ayrılığına dayanamıyorum. Ben seni göremeden yapamıyorum ya Resulallah. İşte bu endişe, bu sevgi, bu düşünce beni bu hale getirdi diyor. Muhterem dinleyenlerim, bu nasıl sevgi, bu nasıl aşk, bu nasıl Müslümanlık? Bir de bizim halimize bakalım. Bizde var mı böyle bir duygu, böyle bir aşk, böyle bir sevgi? Büyüklerden bir tanesi diyor ki,
bizim Müslümanlığımızla sahabe-i kiramın Müslümanlığı arasında çok değil, bir karış fark var. Sahabe-i kiram bizden bir karış önde idiler. Onlar Müslümanlıkta bizden bir karış öndeydiler. Ondan sonra o bir karışı göstermek için baş parmağını ağzına götürüyor, serçe parmağını da kalbine koyuyor. Yani bizim Müslümanlığımız ağızda, sahabenin Müslümanlığı ise kalpte. Bizimki ağızda, onlarki yürekte. Ufak ama çok büyük bir fark. Kalbe inmeyen, yüreğe inmeyen, sadece ağızda kalan bir Müslümanlığın hiçbir faydası yok. İnancımızla, yaşantımızla, sabah namazına kalkmak ile, tesettüre son derece riayet etmekle Müslümanlığımızı ağızdan, dilden kalbe, yüreğe indirmek lazım. Ya Rabbi bizleri muvaffak eyle. İşte Sevban bu sözlerini söyler söylemez, yani beni bu endişe bu hale getirdi der demez, Nisa suresi 69. ayet-i kerime iniyor. Unutmayın bu ayet-i kerimeyi. Nisa 69. Bismillah. وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Her kim şahsi hayatında, ev hayatında, iş hayatında Allah-u Teala'ya ve Resulüne itaat ederse, فَاُولَٰئِكَ işte onlar, sadece onlar, başkası değil ha, sadece Allah-u Teala'ya ve Resulüne itaat edenler, مَعَلَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah-u Teala'nın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimselerle beraber olacaklardır yarın kıyamet gününde cennette. Kim onlar? مِنَ النَّبِيِّينَ peygamberler ve sıddıkîn sıddıklar ve şüheda şehitler ve salihi ve salih kimseler. İşte bu Nisa suresi 69. ayet-i kerime Sevban ve Sevban gibi düşünen binlerce sahabeyi rahatlatıyor, gönüllerine su serpiyor. Şahsen beni de rahatlatıyor, benim de gönlüme su serpiyor. Dolayısıyla muhterem dinleyenlerim, yarın ahirette sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber olmak, onun şefaatine nail olmak isteyenler, şahsi hayatını, ev hayatını, iş hayatını Allah-u Teala'nın ve Resulünün emir ve yasakları doğrultusunda tanzim etmek mecburiyetindedirler. Bunun başka yolu yok. Ya Rabbi sen bizi muvaffak eyle. Ya Rabbi şu geri kalan ömrümüzü razı olduğun bir şekilde kamil iman ve o imanın gereği olan salih amele birlikte sıhhat, afiyet ve ferahlık içerisinde geçirmeyi nasip ve müessir eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi cemalinle ve firdevs cennetinle müşerref eyle. Ya Rabbi cümlemizi sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama komşu eyle, şefaatlerine nail eyle. Amin. Evet muhterem dinleyenlerim, programımızın sonuna geldik. Şu salatü selam ile bitiriyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemil ehvali vel afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Gufraneke Rabbena ve ileyke'l masir.
Ya dafi'al belaya idfe annel belaya fallahu hayrun hafiza ve huve erhamur rahimin. Ya Rabbi, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Dünyada ve ahirette bizleri darda ve zorda bırakma ya Rabbi. Darda ve zorda kalanlara yardım eyle ya Rabbi. Ahir ve akıbetimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Memleketimizi, milletimizi her türlü bela ve afatlardan ve istenmeyen durumlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Muhterem dinleyenlerim, tekrar hepinizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Allahu Teala'ya emanet olunuz. İtibar haber.